Elbette ki bizim partimizin en başta, en tüzüğümüzde, en programımızda Kosova Demokratik Türk Partisi'nin üç temel prensibi vardır, esasları vardır. Biri elbette Kosova'nın güçlenmesi, kalkınması. İkincisi Kosova Türk toplumunun Kosova içerisinde güçlenmesi ve kalkınması. Evet. Ve üçüncü esas da Kosova ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her yönlü geliştirilmesi. Evet. Ki bunlardan biri en iyi örneği sağlıktır. Evet. Ve bu sağlık dün veya iki gün önce veya beş yıl önce yıllardır değil. Var, evet. 2003 yılına esas, o zamanlarda saygıdeğer bakanımız Resmi Mumcu Hanımefendi'nin zamanında başlayan bir süreçtir. Evet. O zamandan itibaren işte eğitimler gerçekleştirilmiştir. Gidiş gelişler, anlaşmalar, daha sonraları 100 hastanın tedavi edilmesi devam evet. edilmiştir. Devamında biliyorsunuz Kosova'da bugün 6 kez Türkiye-Kosova Sağlık Haftası gerçekleştirildi. Gerçekleşti. Yüzlerle hastanın ameliyat olduğu bir olaydır. Ve yine oradaki bakan yardımcılarımız, danışmanlarımız veya söylediğim gibi ilk bakanlarımızdan bu çerçevede çalıştıklarında devam etmiştir. Bunlar burada devam edecek. Devam edecektir. Yine bunu diyorum. Bunlar bir kişisel şeyler değildir. Bunlar toplumsaldır. Haklısınız. Bir de kültür diyelim. Bir Türk Kültür Merkezi açılacaktı. Bir federasyon kuruldu. O da pek işe yaramadı. Bu iki projeyle ne oldu Mahir Bey? Federasyondan pek bilgim yok. Federasyondan pek bilgim yok. Türk milletvekilleri girişimci olmuştu. Pek bilgim evet. yok. Bilgim olmadığından da konuşmak evet. istemiyorum. Hı hı. Çok güzel bir şeydir böyle bir şeylerin olması ama işte dediğim gibi keşke biraz o daha toplumsal daha şey olsaydı daha rahat olurdu. Her şey daha güzel. Kültür merkezleri konusunda işte sıkıntılar var. Bu kültür merkezler konusunu yıllardır konu olarak tuttuk ve onu devam etmemiz lazım. Yani şarttır. Türklerin yaşadığı yerlerde Türk kültür merkezlerinin kurulması şarttır. Yine bunları oluşturmak için yine projeye ihtiyaç vardır, bütçeye ihtiyaç vardır. Bunun bundan sonra yani inşaatı bittikten sonra da işletmesine dair bütün olayları ve gerçekleri ortaya koymak gerekir ki dernekler arasında da dayanışma, partimizle beraber dayanışma içerisinde olursa bunlar gerçekleştirebilir. Ama en evvela bu merkezlerin oluşturulması için elbette ki belediyelerden anlayış gerekir. Arsaların ayrılması gerekiyor. Var mı anlayış işte belediyelerde? Olmuyor. Maalesef tam her yerde onu yapamadık. Hala tam istediğimiz şekilde yapamadık. İkincisi yeterli derecede bütçenin ayrılması, sağlanılması gerekir. Eğer olmasa proje yarıda kalır. Ve üçüncüsü de dediğim gibi sürdürülebilirliği. Elbette ki o konuda da onun işletmesi işte yine toplumumuza düşecektir. Dernek temsilcilerimize ve onlara. Ha federasyonda olabilir, diğer konularda olabilir. Ama bunları, bu şartları yerine getirirsek inanıyorum olabilir. Ve yerine getirmemiz lazım. Yani şart. Kesinlikle. Ben onu evet. kesinlikle şart olarak görüyorum. Ve önümüzdeki dönemde eğer kısmet olursa, nasip olursa ve hükümet veya parlamentoda yer alırsak bu konulara tamamen ve net bir şekilde bir çözümün getirilmesi gerekir. Belediyelerle arsaların sorunu çözülmesi, yeteri derecede bütçenin ayrılması ve üçüncüsü devamında da o kültür merkezlerinin işletmesi veya aktif olması için ön şartlarında yerine getirilmesi gerekir. Eğer bunları sağlarsak o zaman ileride olacak diyorsunuz. Yani hem olacaktır hem de faydası olacaktır. Yani kesinlikle. Aktif bir şekilde derneklerimizi ayakta tutacaktır. Kesinlikle. İbrahim Bey siz de derneklere yakınsınız. Peki Kosova'da etkinlik gösteren bu Türk dernekleri, kültür sanat dernekleri, tiyatrolar var. Nasıl destek olacak KDTP bu derneklere? Güçlükle ayakta kalıyor çoğu biliyorsunuz siz de. Şimdi şöyle parti olarak partinin dışında esasen onun çözümlerini şeyde aramak lazım. Belediyelerde söz konusuysa o zaman belediyelere başvurarak. Hı hı. Tabii orada özellikle partinin daha etkili bir faaliyetlerle, sürekli görüşmelerle, evet. özellikle belediyedeki temsilcilerimiz şayet varsa, olmasa da o belediyeler o derneğe sahiptir. O dernek belediyenin derneğidir. Çünkü bizim gerçekten mesela örnek olarak Priştine şeyini, gerçek derneğini ele evet. alalım. Ben gerçek derneğinde büyüdüm, daha da üyesiyim. 50 yıldır gerçek derneğin yer sorunu var. Kesinlikle. Ne ve zaman çözülecek 50 yıl, 50 yıl içinde tam en etkin bir dönemi yaşıyorsunuz. Bir anda başka bir karar geliyor bir yerden. Lütfen buradan çıkın. Demek ki sıfırdan başlayın.
sıfırdan başlamamak için son dönemde çok büyük yatırımlar yapıldı. Dernek binası tam bir dernek binasına dönüştürüldü. Tabii burada özellikle şeye teşekkür etmek isterdim. Türkiye'den burada iş yapan bazı şirketler olsun. Belediyeden zaman zaman alınan destekler olsun. İşte ne bileyim farklı Türkiye'den kültür konusunda verilen desteklerle bir yerlere kadar getirildi. Fakat onun şayet tapunuz yoksa siz yoksunuz. Önce belediyeler şunu öğrenmesi lazım. Hani 100 tane Türk derneği yok. Bir tane ve evet. O derneğe muhakkak öteki belediyedeki öteki partilerin de buna destek olmaları lazım. Çünkü bir farklılıktır. Bugün farklı kültürleri elde tutabilmek için hani düşünün biz ne yapıyoruz diyelim balıkları örnek alalım. Bir balık cinsinin yaşaması için dünyanın parasını yatırıyoruz. Şu yaşasın diye. Yaşasın diye. İşte Türk kültürü de burada yaşasın. Biraz daha hoşgörülü, daha biraz bereketli bir destek olursa ben tahmin ediyorum o çok çabuk. Çünkü yapılacak olan bir binanın bir desteğin çok büyük para değildir. Özellikle Priştine için. Son mesajınızı alayım ben o zaman. Tüm seçmenlerimizi her zaman olduğu gibi Kosova Demokratik Türk Partisi'ne toplumumuza sahip çıkmalarını diliyoruz. Bu sefer dediğim gibi biraz daha rahatız ama o rahatlığı tehlikeye getirmemeliyiz. Fazla bu rahat sınav, olmayalım diyorsunuz. Bu bir sınavdır, bu bizim için bir fırsattır. Dolayısıyla 6 Ekim'de tüm seçmenlerimizin seçimlere katılmasını davet ediyorum ve Kosova Demokratik Türk Partisi'ni oylamalarını diliyorum. İstiyorsunuz. İbrahim Bey, çok kısaca son mesajınızı alayım. Genelde birey olsun, dernek olsun, kuruluş olsun. Eğer birinin bazı konularda katkıları geçtiyse muhakkak onları vurgulamak gerekir. Takdir etmek güzeldir. Tabii ben ki. Bu fırsatta Esnaf Derneği'nin, merkezi prezidenti olan Esnaf Derneği'nin ister sağlıkta, ister eğitimde, gençlerin Türkiye'de eğitim almalarında, mesleki eğitimler almalarında çok büyük katkıları olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Seçim mesajını? Seçim mesajım 127'ye oyunuzu verin, onların içinde en iyisini seçin. İnşallah. Birsel Hanım son mesajınız. Ben de herkese teşekkür ediyorum bugüne kadar. İnşallah kendilerini en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu seçimde mutlaka 6 Ekim'de herkesi sandık başına bekliyoruz. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Halkımızı aydınlatmaya çalıştık hep birlikte. Sevgili seyircilerimiz, özel seçim programımızın burada sonuna geldik. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Herkese hayırlı seçimler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.